Gece yarısı ıssız bir otoyolda ilerlerken, radyoda cızırtılı bir müzik çalıyordu. Rüzgar yoldaki kuru yaprakları sürüklerken hava soğumuş, etrafı hafif bir sis kaplamıştı. Bu otoyol çoktan terk edilmiş gibiydi. Ne bir araba sesi, ne de bir ışık vardı. Etrafı saran sessizlik, birini içine çeken garip bir huzursuzluk yayıyordu. Kemal, iş seyahatinden dönerken bu yolu kullanmak zorunda kalmıştı. Normalde kısa yoldan gitmeyi severdi ama bu gece, yanlış bir sapaktan dönmüş ve bilmediği bir yolda kendini bulmuştu. Yolun bu kadar boş olması, içini garip bir endişeyle dolduruyordu. Arabanın farları önünü aydınlatsa da, karanlık garip bir şekilde onu için endişelendiriyordu. Ne kadar zamandır bu yolda olduğunu düşünürken, farların zor da olsa aydınlattığı yolda, kenarda belli belirsiz bir şey gördü. Genç bir kız, yolun kenarında otostop çekiyordu. Bu soğuk gecede üzerinde sadece beyaz yıpranmış bir elbise vardı. Kemal bu saatte burada yalnız bir kızın ne işi olduğunu düşünerek yavaşladı. Arabayı kızın yanında durdurdu ve camı araladı. Kızın yüzünde hafif bir gülümseme vardı ama gözlerinde tuhaf bir boşluk hissediliyordu. "Merhaba, bir yere mi gitmeye çalışıyorsun?" diye sordu Kemal. Kız hafifçe başını salladı. "Evet, yakında bir köy var, oraya gitmem gerekiyor. Beni oraya bırakabilir misiniz?" Kemal tereddüt etti ama onu burada bırakmanın daha kötü olacağına karar vererek kapıyı açtı. Kız sessizce arabaya bindi. Kemal, yavaş yavaş ilerlerken kızın ona doğru bakmadığını fark etti. Gözleri sabit bir noktaya, boşluğa dikilmişti. Kemal bu tuhaf durumu kafasından atmaya çalışarak yoluna devam etti. Bir süre sessizce ilerlediler. Kemal kızla konuşmak için birkaç kez ağzını açtı ama her seferinde vazgeçti. Arabanın içindeki sessizlik rahatsız ediciydi. Kemal sanki havadaki oksijenin tükendiğini hissediyordu. Sonunda tüm cesaretini toplayarak kıza köyünün nerede olduğunu sormaya karar verdi. "Peki köy ne tarafta? Yakın mı?" diye sordu. Kız cevap vermedi. Bir süre daha ilerlediler. Daha sonra kız, "Birden duralım," dedi. "Burada ineceğim." Kemal şaşkınlıkla etrafına bakındı. Yolda hiçbir şey yoktu. Etraf tamamen karanlıktı. Ne bir köy ne de bir bina görünüyordu. Sadece ağaçlar ve karanlık vardı. "Emin misin?" dedi Kemal. Kız yavaşça başını ona çevirdi. Bu sefer gözleri doğrudan kendisine bakıyordu. Ama gözleri normal değildi. Göz bebekleri yoktu. Sadece bembeyazdı. Kemal içinde tarifsiz bir korku ile elini direksiyona daha sıkı sararken, gözlerini kızın yüzünden ayıramıyordu. O beyaz gözler adeta ruhunu delip geçiyordu. İçini kaplayan korkuya rağmen bir şey söylemeye çalıştı. Ama kelimeler boğazında düğümlendi. Kız hiçbir şey demedi. Sadece ona bakmaya devam etti. Gözlerindeki boşluk, karanlığın içindeki tek şey gibiydi. Kız yavaşça gülümsedi. "Teşekkür ederim. İneceğim yer burası." Tam o anda, arabanın içinde keskin bir soğukluk hissedildi. Kemal bir an için nefes alamadı. Gözleri kararmaya başladı. Araba birdenbire durdu. Motoru sanki kendi kendine susmuştu. Kemal panik içinde arabadan çıkmak için elini kapı koluna uzattı. Ama kapı açılmıyordu. Kız yavaşça arabanın kapısını açtı ve indi. Kemal, hareket edemiyor. Sadece olan biteni izliyordu. Kız arabadan birkaç adım uzaklaştıktan sonra, yavaşça karanlıkta gözden kayboldu. Kemal, sonunda kontrolünü yeniden kazandığında derin bir nefes aldı. Titreyerek direksiyonu tuttu ve arabayı yeniden çalıştırmaya çalıştı. Ancak araba çalışmıyordu. Dikiz aynasına baktığında tekrar onu gördü. Gözleri yeniden ona dikilmişti. Bu sefer kızın gözleri daha korkunç ve daha karanlıktı. Sonrası bulanıktı. Kemal, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güç bela kendine geldi. Başındaki ağırlık ve bedenindeki titreme hala geçmiş değildi. Etrafına bakındığında otoyol hala bomboştu. Ne bir araba ne de bir insan vardı. Gecenin o dehşeti, sanki sabaha inat, her şeyin silinip gitmesine yol açmış gibiydi. En son dün geceden hatırladığı o korkunç gözlerdi. Kendini toparlamaya çalıştı. Ancak araba hala çalışmıyordu. Çaresizce telefonunu çıkardı. Fakat sinyal yoktu. Saatine baktığında, geceden beri, aradan sadece birkaç saat geçtiğini gördü. Ama yaşadıkları ona yıllar geçmiş gibi hissettiriyordu. Arabadan inip çevreyi incelemeye karar verdi. Belki bir çiftlik evi, bir köy veya yardım bulabileceği bir yer. Yolun kenarında, kızın arabadan indiği yere yaklaştığında, yerde beyaz bir kumaş parçası fark etti. Bu elbisenin bir parçası olmalıydı. Eğilip parmaklarıyla kumaşı tuttuğunda bir soğukluk vücudunu kapladı. Gözleri istemsizce çevreye bakınmaya başladı. Tam o anda, yolun kenarında çürümüş ve harap halde duran eski bir tabela gördü. Üzerindeki yazılar silik olsa da, hala okunabiliyordu. "Kayıp, 1997'den beri aranan genç kız." Tabelada bir fotoğrafta vardı. Fotoğrafa baktığında kalbi duracak gibi oldu. Gözleri, dün gece arabasına binen kıza ait fotoğrafla buluştu. Bu fotoğraftaki kız, tam olarak dün gece arabasına aldığı gizemli yolcuydu. Elbisesi, saçları, her şey aynıydı. Ancak fotoğrafın altında yazan tarihler, kızın 20 yıl önce kaybolduğunu işaret ediyordu. Kemal zihninde oluşan o korkunç gerçekle yüzleşmeye başladı. Arabasını aldığı kız, 20 yıl önce bu yolda kaybolmuştu. Aniden gece boyunca hissettiği o soğukluk, karanlık ve korku daha anlamlı hale geldi. Bu kız bir hayalet miydi? Korkuyla hızla geri dönüp arabasına koştu.
O an arkasından gelen ince bir fısıltı duydu. Teşekkür ederim. Bu ses, kızın sesiydi. Kemal, arkasına dönmeye cesaret edemeden arabaya bindi. Arabasının motoru daha önce defalarca çalışmadığı halde, o an birden çalıştı. Derin bir nefes alıp gaza sonuna kadar bastı ve yolu hızla geride bıraktı. Kafasında dönen düşüncelerle yola devam ederken, aynaya bir kez daha baktı. Fakat bu sefer arkasında kimse yoktu. Sadece boş, karanlık bir yol. Ama içindeki his ona bunun son olmadığını söylüyordu. Gözlerindeki o boşluğu, o soğuk gülümsemeyi, hiçbir zaman unutamayacağını biliyordu. Ve Kemal, o otoyoldan bir daha asla geçemedi. Ama ara ara o sesi hep duydu. Teşekkür ederim.